Ben tekrar bu şekilde ATM'ye gidiyorum. Aldıklarımı dükkana bıraktım. Sütüm de gelmiş. Ufak bir işim var ATM'de, onu halledeceğim. Buradan eve çıkacağım. Yemek işlerim falan var. Mutfaktan devam edeceğim. Bugün videomu iki yönde atmak istedim. İki şekilde atacağım. Bugün çok güzel geçiyor. Günden güne daha iyi oturdukça kanalı daha keyifli zamanlar geçiyor. Telefonumun ekran koruyucusunu değiştirdim. Kılıf aldım. Kendimi mutlu ettim bugün yani. Enerjimizi hiçbir zaman düşürmüyoruz. Göktuğ eve çıktı. Şimdi yemeklikte bir şeyler alacağım. Mutfakta görüşürüz diyorum. Ben Mevlana Mahallesi'nin öbür kısmını gezdim. Şimdi bu kısımdayım. Yani burada dediğim gibi küçük bir yer olduğu için Giresun gibi rahatım. Ben hala dışarıdayım. ATM'den çıktım. Kasaba gittim. Tavuk göğsü aldım. Kuşbaşı aldım. Patatesim, soğanım yok evde. O geldi aklıma. Onları alacağım. Öyle. Telefonum çalıyor. Ben dışarıdan eve geldim. Böyle tavuk kızartıyorum. Ekmek arası yapacağım. Aslında ayrıca başka şeyler de aldım dışarıda. Onları da göstermek istiyorum. Ekmek arası yapmayacağım. Lavaşa yapacağım. Tekrar yemek yapacağım. Böyle devam ediyor videolarım. Ama günden güne böyle daha güzel olduğuna eminim her şeyin. Çok güzel ya. Vallahi bu platformda olduğum için çok mutluyum. Hiçbir şeyi sıkılmadan yapıyorum. Keyifle yapıyorum. Böyle yani hiç of demiyorum yani. Böyle bir şey çekmediğim zaman kendim evde hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum. Yani önceden böyle değildim yani. Böyle bir şey çekmem gerekiyor. Tarlaya gidiyorum maydanoz almaya. Bura benim tarlam. Onları yıkadım, kuruttum. Temiz temiz böyle kullanıyorum lavaşın içine. Akşama yayınım var ya, çok heyecanlıyım. Böyle. Gerçek söylüyorum. Ben böyle devam edeyim. O arada da kapı süsümü taktım geldim. Şimdi böyle dürümümü yapacağım sizinle. Şu şekilde kızarttım. Gibi. Kapı süsüm de çok güzel oldu. Böyle. Güzel güzel bir dürüm. Bakalım. Tuzlu benim. Tuz. Biraz da kekik. Böyle bir dürüm. Güzel.
Herkese afiyet olsun ama tekrar yemek videosuna geri döneceğim. Bu sadece böyle okuldan geldikten sonra gün arasında acıkma yemeğiydi. Benim bugün aldıklarım. Bu kapı süsü iki çeşit almıştım. Bunu geri vereceğim. Kapıdakini astım. İki tane yılbaşı kupası, kaseler, çerez tabakları böyle. Buraya pilav, buraya yemek olabilir. Yine böyle düz tabakları var. Böyle takım yaptım kendime bunları. Burada da sabret, şükret, dua et var, duvar süsü. Burada biraz meyve aldım. Muz vardı evde. Şu domatesler çok güzel. Tarla domatesi, Çanakkale tarla domatesiymiş. Biberler, salatalıklar, limonlar. Buraya gelelim. Burada kuru fasulye mi yaptım? Kuru fasulye pilav yapıyorum. Yağım, altını kapatayım. Yağım var. Burada içmelik ayırdığım sütüm var. Burada da bu şekilde mayalık sütüm. Mutfaktayım. Her şey devam ediyor. Yalnız bunlara bayıldım bugün. Bunlarla güzel bir konsept yapacağım. Bu hafta için yılbaşı kurabiyelerim de var. Hazallah, la ilahe illallah. Böyle devam ediyor. Yılbaşı hazırlıklarımız. Rabbim sağlıklı, sıhhatli yeni bir yıl nasip etsin bize. Benim canlı yayınım bitti. Biraz sesim gitmiş. Gerçekten sesim çok kısılmış. 4 saat boyunca hiç durmadan konuştum. Bir de ağzımın kenarından uçuklar çıkmış. Çok konuşmaktan mı, nazardan mı bilemedim. Ben şimdi bugünkü aldığım sütü kaynattım. Yayından önce ama mayalayamamıştım. Şimdi onu ısıtıyorum. Mayalayacağım. Mutfağımda dağınık olan yerlerim var. Onları toplayıp yorumlarıma bakacağım. Gerçekten çok güzel bir gece oldu. Bundan sonra günde 2 tane video atmayı düşünüyorum. İnşallah başarabilirim. Hepinizin desteğiyle daha aldıklarımı bile yıkayamadım. Onları halledeceğim şimdi. Yani dediğim gibi gerçekten çok mutluyum. Yani ilginize, alakanıza, yani bu akşam gerçekten bir oradan oraya, hani yurt dışına kadar gittik hep birlikte ve yayında hiç tek kalmadım. Benim için en önemlisi buydu. Yani hepinize çok çok teşekkür ederim. 4 saatlik canlı yayından sonra ben mutfak topluyorum. Ne yapayım? Yoğurdumu mayalayacağım şimdi. Daha elim ayağım mutfakta, her tarafı şey yapıyor. Sütüm ısındı. Şimdi yoğurdumuzu mayalayalım. Vallahi keyfime diyecek yok. O kadar böyle yoruluyorum ama değiyor ya. Sohbetinize, enerjinize değiyor. Spiker hanım gibi oldum. Böyle. Bir de şey oldu şimdi benle. Canlı yayın tamam da. Şu anda karşımda canlı bir insanla artık böyle konuşurken kalıyorum ama kamera karşısında daha rahat konuşuyorum. Yani kendi kendime daha rahat konuşuyorum. Sütümü de şöyle göstereyim. Bak, kaymağı çok güzel. Sapsarı kaymağı ama ışıktan dolayı daha farklı görünmüş. Şimdi şuradan şöyle kaymağını bir sıyıralım da süt alayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yoğurdumun bereketi içinde olsun inşallah. Lezzeti içinde, bereketi içinde olsun. Mutfağımda Halil İbrahim bereketi olsun inşallah. Anneannem böyle yapardı, ben de öyle yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taş gibi yoğurt tutmayı nasip etsin derdi anneannem. Bilmiyorum, o öyle diyordu. Ben de o ne derse öyle diyorum. Ay. Buradayım, burada. Bir yere gitmiyorum. Şimdi şuraya. Bizim üstelik çok yakın oldum değil mi? Kendimden korktum ben de. Bu akşam az daha üzülecektim videomu atamadım diye de sonunda yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar oy 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 maşallah.
yoğurdu mayaladık. Böyle mutfağın altına lavaboda. Yine aldıklarım makineye atmayacağım. Elimde yıkamak istiyorum kendim. Tabii ki kendimi yıkayacağım. Kim yıkayacak başka? Benden başka. Kupalarımı kullandım hatta. Kupalarımı kullandım. Çok da güzeller. Yemeklerimi de dolaba koyuyorum yatmadan önce. Bu akşam çok yemek yenmedi bizim evde. Yarın gündüz yenir. Yarın akşama yine tabii ki yemek videosu. Şimdi şurayı şöyle bir dezenfekte edeyim yine. Böyle devam edeyim. Ay benim el bezim vardı, el bezimi. Yanlışlıkla çöpe attım bu akşam. Yenisini çıkarayım. Burada yedeklerim var. Şimdi şunu şuradan alayım. Temizini oraya koyayım. Bunun altına sererim. Böyle mutfakta çok fazla uzun süre aynı bezi kullanamıyorum ya. Merak ediyorsun. Acaba Sevilay şimdi ne yapıyor diye, değil mi? Sevilay yarınki videoyu düşünüyor. Ayrılamıyor videodan. Yani video çekmediğim bir şeyi bir şey yapmış gibi kabul etmiyor artık kendini yani. Böyle sürekli video çekme ihtiyacı duyuyorum yani. Çünkü gerçekten böyle benden bu videoları beklediğinizi biliyorum. Tertemiz oldu. Zaten temizdi de tencere koydum ya. Rahat edeyim diye. Ay. Kafalarımdan başlayayım. Deterjanım da bitmiş. Bizik gelmiş böyle. Bana inşallah böyle yorumlarınızda canlı yayınla ilgili güzel yorumlar alırım böyle. Ya da fikir de verebilirsiniz. Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın diye. Vallahi yayının başından sonuna kadar beni hiç kimse yalnız bırakmadı. Böyle canlı yayın açarım da böyle tek başıma kalırım diye böyle korkmuyor değilim yani. Çok korkuyordum. Hiç öyle kalmadım. Ay çok sıcak oldu. Dur. Böyle yıkayayım. Gözlerim artık çift görmeye başladı. Ben böyle yıkamaya devam edeyim. Yine yeniden ben. Mutfağımı biraz derledim, topladım. Örtüme kahve dökülmüştü. Böyle şey yaptım. Şimdi yeni aldıklarımı yıkadım. Kuruluyorum. Orada tabii ben bir sürü iş yaptım. Dudağımdan uçuk çıkmış, oraya da tedavi yaptım. Böyle ya, çok tatlılar ya. Vallahi ben şimdi bu akşam heyecandan uyuyamayacağım. Vallahi biliyorum. Çünkü bana herkes şimdi zaman buldukça yorumlar yazacak. Ben her yorum okudukça heyecanlar, panikler. Ay çok güzel geçti ya. Şükürler olsun. Normal canlı yayınlarda bu kadar heyecanlanmıyorum ama bunda gerçekten çok heyecanlandım yani. Çok da mutluyum. Yarın güzel bir gün olsun inşallah. Ben sabah 8'e çeyrek varken uyanacağım. Çocukların biraz okula gidecek, birazı gitmeyecek. Göktuğ bir haftadır okula gitmiyor biliyorsunuz, hastaydı. Ondan sonra da öğretmeninin şeyi vardı, semineri varmış. Biraz da rahatsızlık gitti. O şekilde yani Göktuğ'un için o saatlere kadar ayakta kaldı ama çok dayanamadı. Uyudu, şurada küçük bir göz var. Bunları buraya koyacağım. Burayı kendime şöyle güzel bir yer yaptım kendi çapımda.
oldu. Kafalarımı sığdırabilecek miyim? Yok, kupalarımı sığdıramadım. Kupalarımı hole koyacağım. Orada kupa yerim var. Böyle kupalarımı koyduğum bir yer var. Böyle askılanın üzerinde. Bu şekilde. Bu böyle tüy toplama aleti. Bunu da yeni aldım da daha asmayı bir yer bulamadım. Burada da göktüm ilaçları. Sessiz konuşuyorum. Herkes uyuyor mutfağıma. Çok güzel bir şekilde topladım. O çöpüm orada duruyor ama içi boş. Hadi çöp var demeyin sakın. Bu şekilde topladım. Bunu da şöyle öylesine serdim. Masaya bir şey olmasın diye. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Ben bu sene yediğim meyvelerin çekirdeklerini hiç atmadım. Ya hep götürdüm bir parka diktim ya da çimlendirdim diktim. Hani bu sene hep böyle geçirdim. En ufak bir kiraz çekirdeğini bile. Böyle gidiyorum bakıyorum parklarda böyle böyle küçük küçük büyümüşler falan. Bundan 15-20 gün önce de hurma çekirdeği böyle şöyle çimlendiriyorum. Peçeteye ıslak sarıyorum streç filmle birlikte. Bu da elime geçti. Bunu da bakalım saksıya dikeceğim. Nasıl oldu bilmiyorum. Daha hiç haberim yok. Hani orman olsun her yer. Bu orman yangınları falan beni çok üzmüştü. Ya severim ben seni ya. Bakar mısınız? Çimlenmiş. Şu şekilde bu biter. Daha başka nasıl gösterebilirim? Evet, hurma çekirdeği. Cennet hurması bu arada. Bunu ben yarın hemen ekmeliyim. Bu şekilde böyle. Çimlenmiş. Çok tatlı olmuş. Bu da beni mutlu etti. Böyle böyle mesela ceviz suya koydum şimdi. Hani kendimce böyle doğaya da faydalı olmak istiyorum ya. Bunu böyle koyayım. Dikeriz bunu. Birlikte bakarız ne var ne yok diye. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar, günaydınlar. Ne zaman, hangi saatte izleyeceğinizi bilmiyorum. Videonun sonuna kadar geldiyseniz, beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, zili açmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın çünkü ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yorumları benim için çok çok önemli. Sevgiyle kalın.